Türkiye'de enflasyon hızla yükseliyor ve ekonomi yönetimi faizleri arttırarak kuru dengeleyebileceğini, bastırabileceğini, düşürebileceğini sanıyor. Oysa ki öyle büyük riskler arka arkaya geliyor ki arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde hem yüksek faiz ortamına gireceğiz, hem büyük bir işsizlik yaşayacağız, hem de kur şoklarıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Bunun nedenlerini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Kur önümüzdeki günlerde şok hareketleriyle karşımıza çıkacak. Bakın önümüzdeki günlerde diyorum çünkü rahip krizinden çok daha büyük bir kriz bizi bekliyor. Katsa yaptırımları arkadaşlar Amerikan Kongresi'nde önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak ve Türkiye'ye çok ciddi yaptırımların uygulanması planlanıyor. Öbür taraftan Avrupa Birliği de yaptırım sürecine hazırlanıyor. Ayın 11'inde liderler zirvesinden çıkacak karar muhtemelen Türkiye'ye ciddi yaptırımları içerecek. Belki daha önce bu yaptırımlar çıkmış olsaydı daha hafif olabilirdi ama artık iş iyiden iyiye çocuk oyuncağına çevrildiği için Avrupa Birliği yaptırımları da en direkt değil direkt yaptırımlar olarak karşımıza çıkacak. Sadece Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayan şirketlere yaptırım değil, bunun yanında Türkiye ekonomisiyle ilgili, gümrük birliğiyle ilgili, Avrupa Birliği'nden dışlanmakla ilgili çok ciddi yaptırımlarda arka arkaya uygulanabilir. Bu da Türkiye'nin Avrupa'ya olan ticaretinin ciddi anlamda baltalanması anlamına geliyor arkadaşlar. Alın size dolar sıkışıklığının yanında euro sıkışıklığı yani Türkiye kendisini finanse etmekte her geçen gün biraz daha zorlanacak. Dün enflasyon rakamlarını sizlerle paylaşmıştım. %14'ün üzerine çıktı biliyorsunuz enflasyon. Bunun yanında çekirdek enflasyon %13'ün üzerine çıktı. Üretici enflasyonu %23'ün üzerine çıktı arkadaşlar. Üretici enflasyonuyla tüketici enflasyonu arasındaki makas 9 puan açıldı. Bu saatten sonra kuru bu seviyelerde tutsanız yine de enflasyon yükseliş eğilimini devam ettirecek. Bu 9 puanlık fark önümüzdeki ay enflasyona en az 2 puan hatta 3 puan olarak bile yansıyabilir. 16-17 civarında belki 18 civarında bir enflasyonist ortamla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla Merkez Bankası bu süreci gördüğü için kolay yolu deneyecek ve faizleri arttırarak bu işin içinden çıkabileceğini düşünecek. Merkez Bankası faizleri 300, 400, belki 500 bas puan arttıracak. Şu anda %15 civarında olan politika faizini %18 ile %20 bandı arasına çekecek. Ama enflasyon Yüzde %17 %18'e çıktığı için faiz ortamı yine negatifte kalacak. Türkiye'ye para giriş sınırlı olacak. Aynı zamanda yerli de dövize yönelmeye devam edecek. Mevduata kimse yönelmeyecek. Bankalarda aktif rasyosu kaldırıldığı için kimseye kredi vermeye yanaşmayacak. Anlayacağınız reel sektörde, bankalarda tamamen sıkışacak ekonomi çok net bir şekilde büyük bir ekonomik kriz ve finansal krize doğru sürüklenecek. Katsa yaptırımları önümüzdeki hafta Amerika Kongresi'nde görüşülecek diyorum. İçinde neler var? Bunu iyi okumamız gerekiyor ve bu kadar sert yaptırımlar uygulanabilir mi? Evet, uygulanabilir. Özellikle Biden ve kurmayları Artık Amerika'nın tüm dünyada daha etkin olması gerektiğini söylüyor ve aynı zamanda yapılan hataların mutlaka cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Ve bakın katsa yaptırımların içinde neler var? Yaptırım uygulanan kişi ya da kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi, mali kuruluşlara ABD Merkez Bankası'yla doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması ve aynı zamanda SWIFT kanallarının tıkanması. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yaptığınız tüm ihracatın tıkanması, yaptığınız tüm ihracatın gelirlerinin bloke olması demek. Yani siz dünyaya bir ihracat gerçekleştirdiyseniz bunu genel itibariyle dolar olarak ya da euro olarak tahsil ediyorsunuz. Dolar olarak tahsil etmeniz gereken tüm paranın SWIFT kanallarında tıkanması anlamına geliyor. Bu yaptırımlar an itibariyle. Zaten dövize sıkışık olan Türkiye'nin bu kanallarının da tıkanmasıyla çok ciddi döviz sıkışıklığı bizi bekliyor. Dolar sıkışıklığı bizi bekliyor. Ve buna bağlı olarak da devalüasyonist etkiler bizi bekliyor. Tabi sadece ülkeyi ve bazı kurum ve kuruluşları etkilemeyecek. Bu yaptırımlar devreye sokulduğu an itibariyle yaptırım uygulanmayan şirketlerde hem ticaret yapmakta hem para transferleri yapmakta zorlanmaya başlayacaklar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Amerika belki bir kişiye, iki kişiye ya da belli kurumlara bu yaptırımları uyguluyor ama sonuç itibarıyla tüm sektörler, tüm ekonomi bu yaptırımlardan öyle ya da böyle etkileniyor ve bunun bedelleri ağır oluyor. Örnekleri, örnekleri var. Venezuela var, İran var, Arjantin var, Brezilya var. Yani geçtiğimiz dönemde bu katsa yaptırımlarının uygulandığı ülkeler var. Hatta Rusya var ve bu ülkeler Sivif kanallarının tıkanması ve finansal yaptırımların gelmesiyle birlikte çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Hatta geçtiğimiz yıl İran rialinde inanılmaz hareketlikler gözlendi. Arka arkaya devalüasyonlar gerçekleşti. Bir devalüasyon oldu, iki ay sonra bir daha bir devalüasyon oldu, üç ay sonra bir daha bir devalüasyon oldu. Venezuela geçen sene 50 binden başladığı seneye 1 milyonun üzerine çıktı para birimiyle. Anlayacağınız eğer ki bir yaptırım uygulanmaya başlanıyorsa Amerika tarafından bunun bedelleri finansal arenada ağır oluyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Gelelim Avrupa Birliği yaptırımlarına. Avrupa Birliği de aslında birkaç kalem içerisinde yapıyor bu yaptırımlar ama iki önemli başlık var. Birincisi doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunan şirketlere yaptırım uygulanması. Bu noktada sınırlı bırakılması. Bu şu anda tartışılan bir konu ve Avrupa Birliği bunun çok da fazla etkili olmayacağı kanaatinde. Yoğun baskılarla direkt yaptırımların uygulanması gerektiği konuşuluyor. Liderler Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye direkt yaptırımlar uygulamasını isteyebilir bu önümüzdeki toplantıda. O direkt yaptırımlarsa şunlar arkadaşlar. Türkiye ve AB arasında yoğun ticari ilişkilerin bulunduğu sektörlere yaptırımlar uygulamak, yoğun ticari ilişkilerin bulunduğu sektörlere, sanayi alanı, tarım alanı, finans alanı, bankacılık alanı doğal olarak bütün bu alanlarla ilgili yaptırımlar gelebilir ve dolayısıyla Türkiye'nin elinin iyi de niye sıkışmasını beraberinde getirir. Düşünsenize bir taraftan Amerika yaptırımları, öbür tarafta Avrupa Birliği yaptırımları, bir taraftan Euro'ya sıkışıyorsunuz, öbür taraftan dolara sıkışıyorsunuz. Bu sizi hem dolar krizine sokar, bir yığın firmanın batmasını da beraberinde getirir. Devlet bunu karşılamayacak kalkarsa bütçe zaten kara delik haline gelmiş çok daha derin bir kara delik haline gelir büyük bir açımıza girer alın size, ekonomik krizin geleceği nokta. Yine diyor ki gümrük birliğinin durdurulmasını isteyebilir. Bu bizim için yine büyük bir sıkıntı çünkü belimizi gümrük birliğine tamamen bağlamış durumdayız. Evet gümrük birliği yüzünden Türkiye pazarı ele geçirilmiş durumda ama Türkiye'deki pek çok ihracatçı gümrük birliğinin avantajları sayesinde Avrupa Birliği pazarına girebiliyor. Hatta gümrük birliğinin genişletilmesini istiyordu yakın zaman içerisinde Türkiye. Bu isteğin aksine şimdi bu ortamda gümrük birliğinin tamamen kaldırılması mesela yaptırım olarak masaya konulabilir. Bu da çok tehlikeli bir mesele. AB'ye üyeliğin durdurulması konusu. Zaten bu yılan hikayesi haline gelmişti ama Avrupa Birliği'ne üyeliğin durdurulması net bir şekilde gündeme gelirse bir yıl uluslararası ilişkinin donması anlamına gelecek. Bu da yine sıkıntıların büyümesinin beraberinde getirecek. Yaptırım deyip geçmemek lazım. Bize hiçbir şey olmaz dememek lazım. Ha Türkiye'nin niyeti tamamen dünyaya kendi kendisini kapatmaksa, sınırlarını kapatıp bütün dünya ile entegrasyonlarını bitirmekse ya da Batı ile ilişkilerini tamamen kesip yeni bir pakta yüzünü dönmekse yani Çin'e, İran'a, Rusya'ya dönmekse o zaman başka bir mevzu bu. O tarafa döndüğü zaman bunun da bedellerin ağır olacağını bilmesi gerekir. Siz denge politikasından tamamen çıkmış olacaksınız. Rusya'ya, İran'a ve Çin'e ister istemez biat etmek zorunda kalacaksınız. Onların kurallarına göre oynadığınız an itibariyle itibariyle de bu kez tavizlerinizi belki batıya vermeyeceksiniz ama doğu ülkelerine vermeye başlayacaksınız. Bu kez de farklı tavizlerle batı dünyasından tamamen kopacaksınız. Bu iş ciddi bir sıkıntı ve bu sıkıntılar önümüzdeki dönemde kurun yükselişin beraberinde getirecek. Dolarda, euroda, sterlinde ciddi devalüasyonist etkiler göreceğiz. Bunun uyarısını özellikle yapmak istiyorum. 3-5 kuruş geri çekildi diye her şeyin düzeldiğini sananlar, 3-5 kuruş geri çekildi diye tamam artık bundan sonra enflasyon olmayacak diyenler büyük yanılacaklar. Onun altını çizmek istiyorum. Ne enflasyon düşecek bu operasyonlarla ne de Türkiye ekonomisi reformlar gerçekleştirip düze çıkacak. Bir de altın meselesi var arkadaşlar. Altın meselesini de etkileyen birkaç önemli unsur var biliyorsunuz. Diyorsunuz. Bunlardan birisi aşı meselesi, öbürü teşvikler meselesi ve tabii ki jeopolitik sıkıntılar meselesi. Aşıyla ilgili ilk bomba haber geldi. Pfizer 100 milyon doz aşı hedefini 50 milyon doza düşürdü. Bu üretime hazır olmadığını söyledi. Aşı üretimiyle ilgili önümüzdeki dönemde çok daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Ki bu beklenen bir şey. Bu sıkıntıların gündeme gelmesi altının yükseliş eğilimini hızlandıracaktır. Bir. İkinci sırada kongrede teşvikler görüşülmeye başlandı. 1 trilyon dolara yakın 900 küsür milyar dolar civarında bir teşvik paketi erken teşvik olarak gündeme getirilmeye çalışılıyor. Gelmese bile önümüzdeki ay içerisinde Ocak ayı başında Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte zaten minimum 3-4 trilyon dolarlık teşvik paketlerini konuşmaya başlıyor olacağız. Bakın bir tarafta aşağı haberleri olumludan olumsuza dönmeye başlıyor. Teşvik paketleri bu olumsuz hava nedeniyle her geçen gün biraz daha hızlandırılıyor ve miktarları yükseltiliyor. Amerika'da Biden ve yönetiminin Trump yönetimine göre çok daha şahin olması meselesi ve bu şahin tavrından dolayı hem Çin'le hem Rusya'yla hem Türkiye ile gerilim politikasının artacak olması, Suriye politikasında atacağı adımların dünyadaki gerilimi daha da arttıracak olması, Avrupa Birliği ve Amerika'nın birlikte Doğu Akdeniz üzerinden dünya dünyayı daha da gelecek olması jeopolitik riskleri beraberinde getiriyor. E koronanın hızlı bir şekilde yayılması ve insanları fakirleştirmesi tasarruf eğilimini arttırıyor. Bütün bunlar toplamda altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde çok sert bir şekilde yükseleceğini işaret ediyor. Borsa 132 bin seviyesinde yatay seyrediyor. Her an ciddi bir düşüşle karşımıza çıkabilir. Dolar 7.79 şu anda. 7.77'den dün kapanmıştı. Şu anda 7.79 seviyesinde. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumartesi pazarı tabii ki hariç tutuyorum. Hafta içinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde biz 7.95'i kırıp 8'in üzerini zorlamaya başlayan bir dolar kuru göreceğiz. Euro'da 9.48 seviyesini görüyorum. Doların 8'i zorlamasıyla birlikte Euro'da 9.60 seviyelerini zorlamaya başlayacak. Keza sterlinde 10.80-10.90 seviyelerini görüp 11'i zorlamaya başladığını hep birlikte takip edeceğiz. Arkadaşlar Euro dolar paritesi özellikle Amerika'daki teşvik beklentilerinin yoğunlaşması, somutlaşması nedeniyle 1.25'e doğru gidebileceğini söylemiştim. Nitekim 1.2165 seviyesinde şu an itibariyle altın onsu 1840 doların yine üzerinde bugün muhtemelen bu seviyeyi kendisine bir destek haline getirmeye başladı. İlk hareketi 1860'ın da üzerinde olacak. 1880 civarının üstüne atacak gibi görünüyor kendisini. 1880 sonrasında ilk hedef 1960-80 aralığı olacaktır. Sonrasındaki ilk hedefi de 2080-2100 aralığı olacaktır. Bu koşullar içerisinde altın onsun düşme ihtimali neredeyse sıfır arkadaşlar özellikle Pfizer ve benzeri firmaların aşı firmalarının üretim miktarını düşürmeyle ilgili haberleri geldikçe ve bu aşının hem dağıtımı hem de etkinliği sorgulanmaya başladığı an itibariyle arkadaşlar altına olan eğilim daha da artacaktır. Makroekonomik verilerin bozulması dördüncü çeyrek verilerinin gelmesiyle birlikte zaten altının alıp başını gittiğini göreceğiz. Bunun üzerine bir de teşvikler eklendiği an itibariyle altında rekor üzerine rekor göreceğiz. Dövizde de Türkiye'deki dövizde de biraz önce bahsettiğim nedenlerden bir yandan Avrupa'nın yaptırımları öbür tarafta Amerika'nın yaptırımları ve aynı zamanda enflasyon, işsizlik, dış ticaret dengesi, cari açık enflasyon gibi makro ekonomik dengelerin bozulmasıyla birlikte dövizde, dolar cephesinde, euroda, sterlinde ciddi kırılmalar göreceğiz. Devalüasyonist hareketler göreceğiz. 16 ile 20 lira arasında bir dolar kuru kimse şaşırmasın arkadaşlar. Bütün bunlara bağlı olarak. Yani hem olsun hem de doların yükselişine bağlı olarak gram altının yakın vadeli hedefi 535 sonrasında 560 sonrasında 588 lira. Devalüasyonist etkili hedefleri yani doların 16-20 aralığına yerleşmesi ve altının onsunun 2300-2500 e hedeflemeye başlaması gram altının da 1000 liranın üzerine çıkmasını beraberinde getirecek. Bunu da bir dipnot olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Son sakin günlerimizi yaşıyoruz. Fırtına öncesinde son sessiz günler bunlar. Fırtına kopmak üzere, ortalık karışmak üzere şimdiden sizleri uyarıyorum sevgili dostlarım. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.